atamızın ölüm yıl dönümünde bir kere daha hem Mustafa Kemal Atatürk'ü, ulu önderimiz, hem de onun kurduğu Türk Cumhuriyeti'ni, hem de onun kurduğu laik sistemi konuşacağız. Onu yad edeceğiz, onun değerlerini yad edeceğiz ama bunu yaparken dedik ki farklı bir gözden yapalım. Bir ilahiyatçının gözünden hem Atatürk'ü okuyalım hem de Atatürk'ün bize vermek istediği değerlerin aslında ne anlama geldiğini ve Müslüman ülkelerde, İslam ülkelerinde bunun karşılığının ne olduğunu konuşalım istedik. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Böyle bir günde de sizi karşımızda görmek bizi ayrıca mutlu etti. Laiklik. Yani Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdığı en önemli değerlerden biri olan bağımsızlıktan sonra gelen laiklik, bütün İslam aleminde, Müslümanlıkta, Kur'an-ı Kerim'de nasıl karşılanan, nasıl yorumlanan bir olgu? Evet, yani bu, hani bir söz vardır ya, bu hamur çok su kaldırır diye. Hı hı. Bizim dindar, muhafazakar muhitlerde laikliği aklı selimle değerlendirme şansımız yok. O da Türkiye'nin yakın geçmişindeki siyasi zıtlaşmalar ve kamplaşmalardan dolayı bu laiklik konusu hep travmatik zihinlerde yoğruldu, tartışıldı. Ama ben mümkün mertebe bu olan bitenden bağımsız olarak laikliğe dair bakış açınız nedir? İlla da bir Kur'an-ı Kerim'den bir referans göstermek mecburiyeti de hissetmiyorum. Çünkü bu kötü bir alışkanlık. Yani hayattaki her bir tikel meseleye mutlaka bir ayet yakıştırmak, bir hadis uydurmak, bir yerden mutlaka bir ayete veya hadise tırnak tutturmak, bu benim için çok sağlıklı bir şey değil. Daha üstten, daha holistik, daha bütüncül bakarsak daha iyi olur. Ben şöyle söylüyorum. Türkiye'deki yakın geçmişteki siyasi, ideolojik zıtlaşmalar, kavgalar, nizalar veya Fransa'daki biraz sert, laikçi yapı hariç ben laikliği bir inancın teminatı olarak görüyorum. İnanç özgürlüğünün ve şöyle söyleyebilirim, devletin her türlü inanca eşit mesafede durması, belli bir inancı devlet ideolojisi olarak topluma dayatmaması babında son derece özgürlükçü, insana nefes aldırıcı ve son derece büyük bir veli nimet olarak değerlendiriyorum. Bakın bunun altını çiziyorum. Türkiye'nin yakın geçmişindeki kötü anılar, kötü hatıralar, hani laiklik, işte başörtüsü falan filan gibi tartışmalardan bağımsız ve objektif olarak söylüyorum. Çünkü Allah bile Kur'an-ı Kerim'de inanma ve inanmama opsiyonlarını kuluna tanımış, sonuçlarına da katlanabileceğini söylemiş. Yani hangi yolu tercih edersen sonuçlarıyla da şöyle şöyle karşılaşırsın. Ve burada bir özgürlük alanı tanımış. Dolayısıyla Allah'ın inanıp inanmama konusunda tanıdığı özgürlüğü ben laiklikle de insanların inanmak ya da inanmamak, bir dine uzak durmak, yakın durmak konusundaki bir tercih imkanı sunması ve dolayısıyla insanları sürekli bir inancın baskısı altında veya inansızlığın baskısı altında insanoğluna hayatta illa bir şeyi dayatmaması babında bir özgürlük alanı, bir soluk borusu olarak düşünüyorum. Ben şu anda diyebilirim ki laikliği kendi yaşamımdaki fikirlerimi rahatça özgür etme babında kendim için bile bir teminat olarak görüyorum. Bakın bu cümle çok kritik bir cümle. Şimdi aslında bir ilahiyat profesörüyüm ve laikliği kendim için, özgürlüğüm için, bu toplumda daha rahat yaşayabilmem için, fikirlerimi konuşabilmem için bir garanti ve teminat olarak görüyorum. Şimdi tam evet söylediğiniz nokta aslında laiklik doğru okunduğunda ve doğru yorumlandığında inancın teminatı, ben inanç özgürlüğü. Evet, inanç yani herkesin inancını gönlünce yaşaması, özgürce yaşamasının da bir teminatı olarak görülebilir ama tam tersi de yorumlanabiliyor. Sanki laik bir ülkede inanç yaşanmıyormuş, sanki laiklik aslında inancı baskılıyormuş algısı da var. O yani laiklik üzerinden manipülasyonlarla,
veyahut bir ideolojinin aparatı olarak kullanılmasıyla ilgili kötü örneklerle ilgili bir tespit bu, hı hı, değerlendirme. Bizatihi kendinde nedir diye laikliğe baktığımızda, yani devletin dini olmaz. Devletin dini Hazreti Ömer'in dediği gibi olsa olsa da adalet olur. Yani devlet bir dinin, belli bir mezhebinin yorumunu resmi din olarak sunamaz. Ha şunu yapabilir, Türkiye'deki toplumun %80'i tarihsel ve geleneksel olarak belli bir dinin, belli bir yorumuna mensubiyeti vardır. Devlet oraya bir hizmet sunabilir, onların ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ama devlet bir resmi ideoloji olarak herhangi bir inancın savunuculuğunu, bekçiliğini yapamaz, yapmamalıdır. Devlet vatandaşına karşı din olarak bir tek şeyden sorumlu. Adaletle vatandaşını korumalı, kollamalı, sahip çıkmalıdır. Ama bu söylediğiniz... Kişiler layık olabilir. Laiklik kişilerle alakalı değil, bir sistem diyenler de var ama. Yani devlet layık olabilir. Ha kişi inanır, inanmaz, bir inanca mesafeli durur, yakın durur. Kişide laiklik bir inanç tercihi değildir. İnançların yaşanıp yaşanmamasına ilişkin zeminin veyahut ortamın, hı hı, daha sağlıklı, daha özgürlükçü olmasına ilişkin bir kavramsal içeriğe sahiptir. Yani İnanç değil yani. Son yıllarda laiklik çok yanlış kullanılır da olan. Ben laik biriyim diyor. Oysa laiklik kişiyle alakalı, kişiyle bir durum alakalı değil. Sistemsel değil. Bir şey. Sisteme dairdir. Evet. Peki az önce söylediniz, yani böyle olması gerekir. Devlet herhangi bir inancı dayatmamalı dediniz ya. O zaman İslam alemine bakalım ve İslam devletlerine bakalım. Müslümanlıkla, yani Müslümanlığın çoğunlukta olduğu ülkelere baktığımız zaman. Oralardaki devlet anlayışı, Türkiye'yi kenara koyalım. Türkiye önemli bir örnek çünkü, farklı bir örnek. Oralardaki devlet anlayışı buna uygun mu? Ben önce şunu söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk, yani Türkiye Cumhuriyeti ve laiklik üzerine tesis ettiği bu cumhuriyet değerleri, hı hı, İslam ülkeleri için, yani tabii, kendi içimizde 93, hı hı, yıllık şeyde, süreçte siyasi kamplaşmalar, didişmeler hariç sistemsel olarak ideal bir örnek. İslam dünyasının yol alabilmesi için. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da Mısır'da bir yerde laikliğe ilişkin bunu söylemişti, biliyorsunuz. İslam devletleri diye bir tabiri ben sevmiyorum. İslam'ın bir devlet modeli konusunda bir önerisi yoktur. İslam herhangi bir devletin yapı özellikleri şudur, kurumsal özellikleri budur, sistemi şudur, ideolojisi budur diye böyle bir şeyden bahsetmez. Bir devlet modeli sunmaz. Hiçbir zamanda olmamıştır. İşte size bir örnek vereyim. Hazreti Peygamber vefat etti. En yakın arkadaşı birinci halife. İyi kötü bir istişareyle seçildi. İkinci yakın arkadaşı Hazreti Ömer. Hazreti Ebubekir'inle arasındaki anlaşma gereği o onu tayin etti. Üçüncüsü iyi kötü bir komisyonla seçildi. Dördüncüsü de darbeyle iş başına geldi Hazreti Ali. Dört halifenin dördünün de ne menem seçildiği konusunda önümüzde bir örneklik yok. Sonra da Hazreti Ali'den sonra Hasan'ın elinden Muaviye siyasi kurnazlıkla iktidarı aldı. Ondan sonra da saltanat dönemi başladı. Babadan oğula geçti. Şimdi bunu tarihte İslam devleti diye de okuyanlar var. İslam devleti diye bir şablon yok. Bu hayali, bu ham hayalden ibaret. Olsa olsa devlet krallık olabilir, demokrasi olabilir, cumhuriyet olabilir, olabilir. Ama burada bir model önermiyor Kur'an-ı Kerim. Bu yönetilen ülkenin ne menem ne şekilde yönetildiğini söylüyor. Bizim bu devletler hukukuna dair klasik kaynaklarımızda mesela Maverdi'nin Ahkam Sultaniyesi'nde bu cümleyi görebilirsiniz. Bir devlet küfür üzere, inkarcılık üzere payidar olabilir, yaşayabilir ama zulüm üzere yaşayamazlar. Yani, ya da bir süre yaşar. Evet, bir süre yaşar, çöker. Hı hı. Dolayısıyla devlette din dediğiniz zaman Hazreti Ömer'in sözünü ben tek geçerim. Devletin dini olsa olsa adalet olabilir diye.
İslam devleti diye bir model yok. İran önümüzde duruyor. Suudi Arabistan'ı görüyorsunuz. Bunlar en fazla, burada bir yanlış tanımlama var. Bunlar halkı Müslüman olan ülkeler diyeceksiniz. Zaman hani Atatürk'ün getirdiği sistemin tartışılırlığı İslam alemi içinde. Kimileri çok özeniyor, kimileri tartışıyor. Çok farklı görüşler var bu anlamda. Yani Türkiye modeline çok özenen İslam ülkeleri var. Tartışılırlığı bu sistemselliği Batı'ya yakın, yani Aristoteles'ten gelen o devlet geleneği tanımıyla örtüşür buldukları için mi? Yani Batı tandansına yakın buldukları için mi bir inkar mekanizması da beraberinde geliyor? Ya bu şöyle bir şey var. Bu Osmanlı çökerken, hı hı, Osmanlı'yı kurtarma ideolojisi olarak bir ideoloji çıktı. Hı hı. İslamcılık. Bu İslamcılıkla dönemin Batıcı, Garpçıları arasında bir karşılıklı zıtlaşma oldu. Bu zıtlaşma Cumhuriyet dönemine de aynen yansıdı. Atatürk'ün Cumhuriyet'in kurucu değerlerini, ilkelerini oluştururken belki de bu dindar kesimle olan arasındaki tartışma ve zıtlaşmanın da biraz yoğunlaştığı dönemden olsa gerek. Veyahut yanında, yakınında Kılıçzade Hakkı gibi biraz fazlaca dine mesafesi olan insanların etkisi olsa gerek, biraz radikal bir dine karşı mesafede bir radikal tavır oluştu. Bundan dolayı İslamcılarla efendime söyleyeyim devlet arasında, cumhuriyet arasında, hı hı, sürekli bir güvensizlik, sürekli bir tedirginlik, sürekli bir kavga gürültüye teşne bir pozisyon oluştu. Bunun Türkiye'deki real politikteki işte rahmetli Erbakan Hoca dönemlerinden beri gelen siyasi hikayelerde, 70'ler şunlar. Bunların hikayeleri var. Bir de 60'lı yıllardan sonra Pakistanlı, Mısırlı, hı hı, vesaire İran kökenli Müslüman düşünürlerin Türkiye'ye eserleri gelişigüzel çevrilip buradaki İslamcı kesim bu kitapları okuyunca oralardan başka yerlerin hikayelerini Türkiye'ye birebir uyarlayarak oradan bir İslam devleti hayali, İslam devleti, İslam devleti diye bir şeyler oluştu. Dolayısıyla burada bir karşılıklı bir münaferet var. Münaferet demek nefte. Ben bu psikopatolojik şeylerden çıkmak zorundayım. Yani ben bu tartışmaların, güdük tartışmaların... Bunları psikopatolojik buluyorsunuz. Ben psikopatolojik buluyorum bunları. Yani bunlar sağlıklı ruh hali tartışmaları değil. Ben buradan çıkmak zorundayım. Ben mümkün mertebe olaylara ne kadar yapabilirsem drone'la bakmaya çalışıyorum. Yukarıdan bakmaya çalışıyorum. Bütüncül bakmaya çalışıyorum. O dönemsel düşünce krizlerinin, dışarıdan gelen rüzgar esintilerinin etkisinde hareket etmemeye çalışıyorum. Dönemsel düşünce krizi diyorsunuz ama hocam hakikaten dönemsel mi? Yani Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana baktığımız zaman, yani 97 yıldır var olan düşünceler, iki taraf için de var olan düşünceler. Yani şunu sormaz mı? Ya madem öyle, başa dönüyorum, laiklik inancın teminatı da, o zaman neden tekke ve zaviyeleri kapattılar gibi bir soru gelemez mi? Mesela daha İslami kesimden. Anladım. Tekke ve zaviyeleri kapatmak, o tekke ve zaviyelerdeki insanların inançlarını ateizmle teptil etmek, ateizme dönüştürmek teklifiyle kapatılmadı ki. Tekke ve zaviyelerin bir toplumun, devletin işleyiş düzenindeki etkileri, sonuçları, tezahürleri Osmanlı'dan beri gelenin bir yığında bunun sıkıntılı örnekleri var. Efendime söyleyeyim, 2. Mahmut'un dönemindeki Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra biliyorsunuz tabiat boşluk kaldırmaz. O boşluğu başka bir Halidi, Bağdadi gelenek oluşturdu. Bunların devlete, bürokrasiye aşırı nüfuzları rahatsızlık yarattı. Bunlar bir dönem Sivaslara sürgün edildiler, tekrar geldiler. Bunlar yaşandı. Dolayısıyla bunlar aynı zamanda kamuoyunda baskı grupları oluşturuyorlar. Siyasetle işli dışlı olma eğilimleri var. Nitekim bugün de
daha birkaç sene önce yaşadığımız FETÖ şu bu olayla veyahut bugün işte şu bakanlığı, hı hı, şu cemaat işgal etti gibi şeyler. Ve tarikatlar, tarikatları da tabii, konuşmak bunu, gerekiyor. Bunları gördü. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Eğer bir devrim yapıyorsanız, devrim ıslahatla olmaz. Devrim yani biraz radikal olur. Kökten olur. Dolayısıyla biraz da sert olması da kaçınılmazdır. Böyle ıslahatla, renovasyonla, efendime söyleyeyim, restorasyonla olamazdı. Dolayısıyla ben her kararın, her kanunun kendi dönemsel şartları içerisinde, o sosyoloji içerisinde değerlendirilmesi ve hakkaniyetinin olup olmadığını oraya bakarak neticelendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Burada 2020'nin Türkiye'sinden 100 yıl önceki olayı şimdiki tarihsel koşullanmışlığımız, sosyolojimiz, hı hı, içerisinden yaptığınızda bu çok anakronistik ve haksızlık olur. Peki o zaman devrim madem öyle ıslahatla olmuyor, radikal kökten pat diye oluyor en kaba deyimle. Pat diye olan devrimde bu işi kökten, yani oturtarak, bir sisteme oturtarak, bir daha hiç bozulmamasını, dönüşüm demiyorum, temel taşları olarak bozulmamasını sağlamak mümkün olamaz mı? Yani ya da olabiliyor mu diye sorayım. Çünkü pat diye olan şeyler pat diye de bozulamaz mı? Tamam, bugünden bakarak o günün kafasını yorumlamamak gerekiyor. Ama diğer taraftan tarikatlar konusu bugün hala konuştuğumuz konulardan biri. Yani pat diyelikle ya da birdenbire radikallikle yapılan işlemler sistematik olarak oturur mu ülkelerde? Oturmaz. Yani o gün böyle bir tedbir, hı hı, alındı. Fakat anlaşıldı ki siz kesip atmakla bunları yok edemiyorsunuz. Daha kötü bir tecrübe çıktı ortaya. Merdiven altına indiler, hı hı, yer altına çekildiler ve dolayısıyla denetlenemez hale geldiler. Sonra bunlar zaman içerisinde kıyıdan köşeden devlete tabir caizse akredite olmadıkları için bir tür sızma girişimleriyle, efendime söyleyeyim, kendilerini sütreleyerek, başka kılıklara bürünerek yaptılar. Bugünkü tehditler bunu gösteriyor. Bunu gösteriyor. Hayır, o zamanki dönemde gelin devlet olarak sizleri alalım, muhatap kabul edelim denebilir miydi? Belki denemezdi. Çünkü Osmanlı'da artık meşiat kurumu kurulmuş. Kim şeyh olacak, onlara ilişkin jüriler oluşturulmuş. Yani baktı ki belki o zaman bunu ben bıçak gibi keseyim. Ama bu zaman içerisinde yer altına çekildi, denetlenemez oldu, off the record oldu. Ha şimdi gelinen noktada, biliyorsunuz bir şey yasak olduğu zaman cazibe de üretir, biliyor musunuz? İlgi odağı da üretir. Bir de bu vergi kaçıran ticaret gibi, yani defter tutmuyorsanız bütün kar cebe kalır. Şimdi bu cemaatlerin, tarikatların da durumu bir bakıma öyledir. Yani hiçbir yerde resmi olarak muhatap olarak alınmıyorlar ama her yerde etkilerini, baskı grupları olarak kendilerini hissettiriyorlar. Siyasette pazarlıklara giriyorlar, yapıyorlar falan filan. İnsanın diyesi geliyor ki, yani bu devrim kanunlarına bir karşı çıkış değil de, ya şunları, sızma olarak tabii, nitelendirmek gerekiyor. Şunları resmiyet kazandırsak, şeffaflaşsalar, devletin belli kurumlarıyla muhatap olsalar, projelerini, planlarını ortaya koysalar, siz nesiniz? Şuyuz. Ne iş yaparsınız? Öğrenci yetiştireceğiz. Veyahut getir planlı programı, milli eğitim bir denetlesin. Veyahut biz yardım, üçüncü dünya ülkelerine yardım işini yapacağız, bir cemaatiz. Plan, program getirin. Bakın şimdi o zaman bu kadar ki rağbet olmayacaktır. Çünkü şeffaflaşınca, ne yapıp ettikleri A'dan Z'ye devlet tarafından kontrol edilince, dolayısıyla denetlenince bu rağbet de, bu ilgi de azalacaktır. Ama zamanında oldu bu şeffaflık. Şeffaflık görüntüsü içinde oldu. Yok, hiçbir zaman olmadı. Eğitim kurumlarına bakıldığında? Yok, ben açık söyleyeyim. Daha karmaşık bir hikaye ama ben bu bahsini ettiğiniz yapının yazılımının Türkiye merkezli olduğuna inanmıyorum. Peki hocam. Yani bir... Türkiye Cumhuriyetlerinde, hı hı, ve sert adamların, evet, sert adamların, toleranssız adamların yönetimindeki ülkelerde
fıtrak gibi çok kısa sürede bu kadar okulun açılması bir vaizin kabiliyetiyle olacak işler değil. Bunu bir devlet bile başaramaz. Bu çok büyük bir hikaye. Buna girmeyelim. Bence. Girmeyelim. Peki hocam, Atatürk'ün değerlerine baktığımızda, yani Cumhuriyet'in temel değerleri, hedefler hala bugün geçerliliğini koruyan, yani o günün koşullarında yazılmış ama bugün de hala önümüze alıp geçerliliğini koruyan ve ulaşmamız gereken değerler halinde kendini gösteriyor. Evet. Yani anayasal değerlere baktığımızda da işte Türkiye Cumhuriyeti'nin bir cumhuriyet olduğu, laik bir cumhuriyet olduğu gerçeğine baktığımızda ve önümüzdeki değerlere baktığımızda hala evrenselliğini koruyan değerler. Ben şöyle söyleyeyim, ben bir ilahiyat profesörüyüm. Yetiştiğim sosyal çevre muhafazakar, dindar bir çevre. Açık da söyleyeyim. Yani şimdi vefat etti. Kadir Mısırlıoğlu perspektifinden Atatürk algısıyla büyütülmüş, bu tür ezberlerle büyütülmüş bir çocuğum ben çocukluğumda. Fakat bundan bağımsız olarak bir prensibim oldu. Hiçbir zaman hiç kimsenin söylediğini mutlak doğru olarak kabullenmedim. Zihnimi, fikrimi hiç kimseye kiraya vermedim. Oturdum, kendi inandığım dini bile hazır bulmuşluk içinde bunun rahatlığıyla, bunun konforuna yaslanmadım. Ya gerçekten ben niye inanıyorum, niye inanmıyorum diye elimin emeğiyle inancımı yeniden kazanmayı çabaladım. Dolayısıyla Atatürk'e ilişkin bakış açımı da yeniden kendim kurdum. Şimdi bu hazır ezber kalıplarıyla bakan insanlardan, eski bizim mahallenin çocuklarından pek çokları benim durduğum yeri, ya hoca da sattı mahallesini, karşı mahalleye taşındı. Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk gibi bir yolda gidiyor. Böyle çok yakıştırmalar duyuyorum. Var, evet, duyuyorum, var, var. Duyuyorum. Yani çok biraz amiyane bir cümle kurabilir miyim? Buyurun lütfen. Vız gelir, tırıs gider. Hiç umurumda da değil. Ben baktığımda Atatürk'ün kendi çağının bir 100 yıl sonrasına, 200 yıl sonrasına öngörüsü, projeksiyonu olan bir insan olarak görüyorum. Ve o dönemde böyle bir cumhuriyet tasarımını nasıl yaptığı konusunda da hayret ediyorum. Hayranlıkla bakıyorum. Bir beşer, insanoğlu şaşar. Kendi özel hayatında bir takım şeyleri önümüze getiriliyor. Bu ad hominemci yaklaşımlar çok çirkin. Ad hominem şudur. Bir insanın duruşu, ortaya koyduğu düşünceyi, fikri, kavramsal içeriği değil, onun kişi özelliklerini, efendime söyleyeyim, kişiye saldırı. Efendim, çilingir sofrası kurmuş. Sana ne ya? Bu kişinin çok özel, mahrem bir hayatıdır. Sen cumhuriyetin değerinin ne olduğunu, onu tartışsana bana. Yani onun bu değerlerin bize ne kazandırdığını, İslam ülkeleriyle aramızdaki farkı, İran'daki sizin tabelada İslam devleti yazan devletin insanlarına, halkına sunduğu hayat tarzıyla bugün Türkiye'de laikliğin ve cumhuriyetin çatısı altında yaşadığınız hayat tarzının arasındaki farkı anlamak, adam gibi bunu felsefi, sosyolojik düzeyde tartışmak yerine birinin kişi özelliklerine saldırı yapmak, bu çok çirkin bir şey. Yani çok yakışıksız bir şey. Zannımca bu fikri, insanın itibarını katleden bir şey ve sanırım dünyada bu ad hominem dediğimiz kişiliğe saldırının bizim ülkede kadar yaygın kullanıldığı bir yer var mıdır? Ondan da emin değilim. Neden? Yani hangi toplumsal yapımız ya da psikolojik durumumuz bu kadar yaygın bunu kullanmamıza yol açıyor? Okumuyoruz. Bir. Sohbet kültürüyle sürekli güdülenmeye hazır davranıyoruz. Sürekli bir biat kültürü içinde yetiştiriliyoruz. Yani teolojimiz, dini inancımız bile yani öyle kurgulanmış ki insan diye bir şey yok ortada. Birey yani, yok. Birey yok. Yani. Birey yok. Tanrı,
iradesiyle her şeyi silip süpürmüş. Tanrı bile böyle bir varlıktan kulluk beklemez ki ya. O karşısında varlığını ispatı vücut edecek bir varlık olması lazım, bir özgürlüğü olması lazım, bir irade koyması lazım. Ama bizim Ehl-i Sünnet teolojisinde bizim bir cüz'i irademiz varsa Tanrı lütfetmiş, bize bir gıdım cüz'i irade vermiş olarak bakılıyor. Yani teolojimiz bile birey çıkarmıyor ortaya. Din tepeden tırnağa teslimiyet istiyor. Dini temsil makamındaki insanlar Cenab-ı Allah'tan yetki devre alarak bize teslim olun. Bir biat kültürü, bir aidiyet, bir mensubiyet kültürüyle yetişmiş insanlar dolayısıyla bir zaman sonra kendine özgüvenlerini de kaybediyorlar. Ben kimim ki kendi başıma okuyup anlayabilirim ki? Sürekli bir bilene soralım. Bilen kültürü, bir de bu Türkiye'de halkın dindarlığını domine eden, belirleyen gelenek tasavvuf tarikat geleneğidir. Hı hı. Tasavvuf tarikat geleneğinde de sürekli bir tabi metbu ilişkisi vardır. Sorulur, danışılır. Tabii, sürekli danışılır. Ya orada kişi kendi bireysel aklını kullanamaz. Evet. O büyük aklın içinde erimek zorundadır. Ha şimdi böyle olursa sadece yukarıdan gelen bir yönlendirmeyle, bir kelimelik talimatla bir dedikodu furyası oluşturabiliyorsunuz. Kimse, bir de şunu söyleyeyim, Türkiye'nin içinden geçtiği süreçteki toplumsal gerginlikler de artık hakikat nedir diye insanlara, sosyal medyada bu kültürü besliyor. Hakikat, hakikatten nedir diye bir merak yok artık. Post-truth dediğimiz, hakikatin ötesindeki şeyin peşinde konuşuyoruz. Yani şimdi sizi, ben gözüme kestirdim. Sizi bitirmek istiyorum. Dolayısıyla sizin sosyal medyada bir konuşmanızdan 13-15 saniyelik bir kesiti alıp, bunun üzerinden bir dezenformasyonla sizi bitiriyorum. Linç edildi mi? Evet, hiç kimse sormuyor ki bu hanımefendi 12 saniye mi konuştu ya? Bu cümlenin önü neresi, arkası neresi? Hiç kimsenin umurunda değil. İşte bu ahlaksızlık kültürünün yaygınlaşması neticesinde ad hominemcilik, yani düşünceleri, fikirleri tartışmak yerine o fikirlere konu olan insanların kişiliklerine saldırarak tartışıyoruz. Yani Rıza Nurcu bir bakış açısıyla Atatürk değerlendirmesi yapıyoruz. Ya bir insan evladıdır, yanlışı da vardır, doğrusu da vardır. Burası ilgilendirmiyor beni. Özel hayat ilişkileri hiç ilgilendirmiyor. Ben çünkü Tanrı'nın bireye soracağı soruların sorma makamı değilim. O işlere Allah Teala bakıyor. Ben bu insanın yapıp ettikleri bir devlet adamı olarak, bir komutan olarak bu ülkeye ne kattı, ne kazandırdı? İçinde bulunduğumuz şu sistemin bize sunduğu imkanlar, yani cumhuriyet değerleriyle yetişen nesiller İslam ülkelerinin şu andaki toplumlarıyla, haklarıyla kıyaslandığında aradaki faikiyetleri, kazanımları nedir? Buradan değerlendirme yapsak da Atatürk'e biçeceğimiz payayı buradan versek daha sağlıklı olmaz mı acaba? Olur. O zaman demek ki kolaycılık da var. Tabii ki. Ama bu kolaycılık tek bir kesimin mi? Yani Atatürk'e karşı olan ve bunu İslam adı altında yorumlayan kesimin mi kolaycılığı, yoksa Atatürkçü olarak kendini tanımlayan kesimin de aslında Atatürk'ü sahiplenirken belli klişeleri ve kolaycılıkları var mı? Yani çünkü şöyle bir şey var. Hepimiz Atatürk'e hayranız. O bizim liderimiz, bu cumhuriyeti kurdu. Büyük bir önder, muhteşem bir varlık. Ama diğer taraftan Atatürkçüyüm dediğiniz anda bitiyor. Yani ikinci bir cümleye ihtiyaç duyulmuyor. Gerçekten onun fikirlerini özümsedik mi? Gerçekten ne yapmaya? Çok mukayeseli sosyologlarımızdan çok değerli Şeref Mardin'in bir makalesinde vardı. Şeref Mardin diyordu ki orada, Cumhuriyet ne yazık ki içindeki değerleri özümsemekten tembellik edip vazgeçtiğimiz için ritüellerinden ibaret kaldı. Yani bayramlarda iki bayrak sallamak, Atatürk'e ilişkin iki güzel söz söylemek yeterli olur hale geldi. Oysa ki bu mudur?
Bu mudur? Yani biz Atatürk'ün nesilleri olarak böyle mi saygı göstereceğiz Atatürk'e? Yani ben şunu söyleyeyim, biraz daha spesifik, daha somut bir örnek verebilir miyim? Lütfen. Türkiye'nin yakın geçmişindeki, hani biliyorsunuz, 28 Şubat denen postmodern darbenin iklimini düşündüğünüzde Atatürk'ü Cumhuriyet Meydanı mitingleriyle üzerinden 2007. Evet, evet. Atatürk şeyi yapan zihniyet de en az Atatürk'ü kişiliğine saldırarak yargılayan Atatürk karşıtları kadar suçludur. Yani ve istismarcıdır. Tam da sizin dediğiniz gibi. Yani bu kolaycılığı bir tek Atatürk'e ideolojik olarak karşı duran kesim değil, Atatürk'ü sahiplenen ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerlerini buranın ev sahibi bizmişiz gibi veyahut babadan kendisine tevarüs edilmiş miras gibi telakki edip Atatürk'ü elinde tabiri caizse bir beyzbol sopası gibi herkesin kafasına vurmaya çalışan zihniyette, yani o cumhuriyet mitinglerini organize eden zihin de sıkıntılı bir zihin. Yani çünkü o da bir faşizan zihin. Bak. Şimdi evet şöyle evet. Ama yani hepimizin bu ülkede Atatürk'e borcu var. Hepimizin borcu var, hepimizin minneti var. Bu borcu. Ben başkasını bilmem, benim var. Benim de var. Evet. Ben bir bu Atatürk'ün cumhuriyet kadını olarak yetişmiş biri olarak benim de borcum var. Benim de boynumun borcudur. Onun itibarını da korumak, onun ilkeleri doğrultusunda onu özümseyerek yaşamaya çalışmakta, kendimi yeniden yaratmaya çalışmakta benim boynumun borcu. Ama biz bunlara yoğunlaşmak yerine bunlardan kayıp başka bir şeylerin derdine mi düşüyoruz? Bu da aslında yaptığımız en büyük haksızlık olmuyor mu? Ya ben şimdi bir provokatif, biraz ajitatif bir cümle söyleyebilir miyim? Bugün Atatürk hakkında diyelim ki birisi ileri geri konuşuyor. Devletin bürokrasisinde, şurasında çok üst düzeyde. Yani bazen bakıyorsunuz, hani ecdat diye, elbette ki biz aidiyetimizi, mensubiyetimizi inkar etmiyoruz ama sürekli böyle zengin, efendim nostaljik, biraz da ne diyeyim, ütopik tahayyüllerle Osmanlı güzellemeleri, ecdat güzellemeleri yapılırken sanki oradan bir o rejimi tekrar ihya etsek gibi düşünenlere diyorum ki, ya o rejimi bugün getirseniz, babadan oğula saltanat rejimini, siz o sarayın bizatihi kendisinin değil, yedekteki Feriye Sarayı'nın bile kapısından geçemezsiniz ya. Ama bugün Isparta'nın bir dağ köyünden gelen Süleyman Demirel bu ülkede Cumhurbaşkanı oldu. Turgut Özal öyle oldu. Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Rize'den, Güneysu'dan geldi Cumhurbaşkanı. Yani şimdi bu kazanımları görüp, bunları yaşayıp, ondan sonra da yani bir şey demeyeceğim ya. Yani aslında Atatürk'ün bize verdiği hakların üzerinden kendimize edinimler bazen nankörlük yapıldığını düşünüyorum. Nankörlük değil bu tabii ki, yani mutlaka büyük bir hayranlık, büyük bir yok, minnet ben var. Şey ama olarak yani bu karşı ortaya görüş konan mı? Değerin, cumhuriyet değerlerinin bize kazandırdığı nimetlere karşı bir tür ve varlığımızı borçlu olduğumuz nimetler bunlar. Küfranı nimet gibi bir tavır içindeyiz. Varlığımızı yani. Borçlu. Yani bugün ben buradaysam varlığımı borçluyum. Evet. Siz aynı şekilde bu okullarda okuyup bir profesör unvanı alıp buradaysanız varlığınızı borçlusunuz. Evet. Yani dolayısıyla o borcumuzu, benim de sorguladığım şey şu. Kendime de soruyorum ben bunu aslında. Size de soruyorum. Herkese soruyorum buradan. Biz bu varlığımızı borçlu olduğumuz Atatürk tarafından yaratılmış olan sistem ve düzenin içinde gerektiği gibi layığıyla yaşayıp, layığıyla okuyup, layığıyla özümseyip, layığıyla davranıyor muyuz? Yani bunun içinde merhamet duygumuz var. Bunun içinde insan olma, hoşgörü, kimseyi ötekileştirmeme, kimseyi küçümsememe, eğitim, öğrenmek. Biz bunları layığıyla, şimdi sokağa çıktığımızda herkes şunu söylüyor. İşte abicim devlet yapacak işte bilmem ne. Ya peki sen kendin için, birey için gerekeni yapıyor musun? Yani ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da 2016'dan beri yakındığı ve öz eleştiri olarak dile getirdiği bir husus var. Biz eğitimde
ve kültürel alanda başarılı pek olamadık diye. Ben öğretimden bahsetmiyorum. Eğitim evet. öğretimden daha büyük bir şeydir. Öğretim sadece zihne bir takım bilgileri aktarır. Eğitim bir politikadır, ama eğitim, bir duruştur. Eğitim bir duruştur, bir hayat tarzıdır, bir hayat felsefesidir, eşyaya bakıştır, varoluştur, her şeyi kapsar. Bizim eğitim sorunumuz var. Bu bir. Yani bu devlet yapısından tutun, işte üstümüze düşen sorumlulukları yerine getiremememiz, adam sendeciliğimiz. Ayrıca dini alanda da eğitim sorunumuz var. Yani biz herhalde din dediğimiz şeyi bir sihirli değnek gibi oraya intisap ettiğimizde, adımızı oraya yazdırdığımızda bize dokunacak, birdenbire bizi tepeden tırnağa başkalaştıracak zannediyoruz. Hayır. O bir yardımcı destek takviye unsurudur. Bir motivasyon aracıdır. Ama edip eğleyecek olan, oraya bir irade koyacak olan sizsiniz ve o da mutlaka bir emek, bir çaba, bir gayret, bir kararlılık gerektiriyor. Bir özveri gerektiriyor. Yapamıyoruz. Bu bizim genetik kodumuz, kaderimiz falan filan değil. Bizim ciddi ciddi dini, kültürel, fikri, sosyolojik alanda bizim ciddi bir yapısal eğitim sorunumuz var. Tembel miyiz? Tembelliğe yatkınız ama acaba diyorum yani şimdi saçmalamış da olabilirim de. Estağfurullah. Ya bu göçebe olmanın tez canlılığından mıdır? Her şeyi yolda, göçebelik ya, yani yolda kervanı düzme huyundan mıdır? Bilmiyorum. Yani biz de böyle gelenek oluşturamıyoruz. Bir süreklilik yapamıyoruz. Bir hevesle bir işe atılıyoruz. Çok kısa sürede o hevesimizin kaybolduğunu, başkalaştığını görüyoruz. Yani şimdi bir Alman'ı çağırsanız, eline bir toplu iğne verseniz, deseniz ki 10 metrekare çapında 100 metre derinliğinde bu toplu iğneyle çukur kazacaksın. Alman der ki bu bir sistemik karardır. Bu böyle kazılması gerekiyor. Bitirecek miyim diye bakmaz. Ömrü boyunca kazar, ikinci adama teslim eder ve o kazılır 100-500 sene sonra. Bizde ise muhtemelen ya bu burayla kazılır mı diye başlar. Hadi ikna etseniz siz arkanızı döndüğünde kepçe çağırır, dozer. Kazdırıp ben yani yaptım der. Bir böyle bir uyum var. Sistem sebebi, kuramıyoruz. Kişisel eğilimlerin dönüştürmesi hep her türlü kurulmaya çalışılan şey. Ya ben milletlerin şey. De kişi gibi aynen böyle hani akrep burcusun şöyle olur, kova böyle olur der gibi milletlerin de karakteristik özellikleri var. Buna dair bizim bir psikiyatrist profesörümüz Erol Göka Hoca, yani bir Türk felsefeye de meraklıdır evet, ya. Türk kimliğine dair ben yani bir kitap yazmıştı, ilginç bir kitap. Var yani yapı olarak da biz yerleşik hayata henüz oturtamadık kendimizi. Yani Anadolu'ya gireli ve artık yerleşik olalı belki yaklaşık 1000 sene oldu ama 1000 sene bir toplumun huylarının değişmesinde çok uzun bir süre değil. Yani biz yerleşik, şehirli, medeni, okuyan, felsefe üreten, düşünce üreten bir toplum olma özelliklerini henüz kazanmamış olmamızdan dolayı bazen heyecanlarımıza, duygusal motivasyonlarımıza göre hareket ediyoruz. Ben sizin sorduğunuz bu cumhuriyetin değerlerinin hakkını verebildik mi sorusunun içinde cevabı da vardı. Veremedik. Niye veremedik? Ben eğitim problemimiz olduğu kanaati taşıyorum. Bir de şunu söyleyeyim isterseniz. Ben bir kapitalist değilim. Materyalist hiç değilim ama bir toplumun hayat standardı maddi olarak yüksek olduğunda bugün sorun olarak görünen birçok şeyin kendiliğinden sorun olmaktan çıktığını şunu söyleyeyim, siz sosyolojik yani imkansızlıklar sebebiyle küçücük bir küvezin içinde yaşıyorsunuz. Dünyayı ister istemez o küvezin çeperinden ibaret zannediyorsunuz. Tanrınızı bile öyle algılıyorsunuz.
Ama imkanınız olsa, mesela sizin gibi Londra'da okusa, o Commonwealth dediğiniz kültürü, felsefeyi görse, dünya vatandaşı gibi Londra'da bir insanın kendini hissetmesi, nasıl yaşasa veya Güney Amerika'ya gitse, Şili'den girse, Bolivya'dan çıksa, veya Kenya'ya gitse, Nepal'i görse, söyleyeyim mi? Tanrı fikri, eşyaya bakış, ötekileştirme, varlığa bakış, başka insanlarla bir arada yaşama kültürü, birçok şey tepeden tırnağa revize ediliyor, biliyor musunuz? Şimdi Yunus Emre'ye izafe edilen yaratılanı severiz, yaratandan ötürü sözünün bizde karşılık bulması şu anda mümkün değil. Bu sürekli kendi içinde, kendi hane halkı ve aile problemleriyle yaşayıp bütün dünyayı kendi ailesinin huylarından, alışkanlıklarından ibaret zanneden bizim gibi toplumlar için bu Yunus'un dilinden dökülen bu less is more tarzı bir sözdür. Tabii, az çoktur. Yani buna cilt yazarsın. Minimal yaşa diyor zaten Yunus. Tabii, minimal yaşa yani. Mevlana da söylüyor bunu. Yani bu less is more türü sözler bize birkaç beden büyük. Bu bedeni denkleştirmek için işte keşke imkanı olsa da bizim insanımızın okumak için, kültürlenmek için, seyahat için. Kur'an-ı Kerim'de de var. Görmez misiniz, gitmez misiniz? Efelem yesiru fil ardı, yeryüzünü dolaşmaz mısınız? Bu insandaki idraki genişletir, ufku genişletir. Bakış açısını daha geniş ve toleranslı hale getirir. Dünyanın bizim etrafımızda dönmediğini, bu kendimize hayranlık gibi bencilliklerimizi, hamlıklarımızı, nobranlıklarımızı alır. Ama bu da bir imkanla olan bir şeydir. Yani şöyle söyleyeyim. Yani kız kıza okuyan bir öğrenci veyahut sadece kendi hemcinsiyle okuyan öğrencilerin karşı cinsle ilişkilerini nasıl ilk planda sağlıklı kuramaması gibi, biz de sadece kendi gettomuzun içine sıkışmış bir dünyanın çocukları olarak, efendime söyleyeyim, huylarımızı değiştirememe, eksiklerimizi görememe, bakın mesela İstanbul'da eskiden bu, İşte bu 6-7 Ekim olayları olmadan, işte şunlar bunlar, buradaki insanlar gitmeden önceki, bakarsanız kasabınız Yahudi, fırıncınız Hristiyan, öbürü başka. Ermeni, Rum, işte Kuzguncuklarda, Samatyalarda. Ne güzel hayatlar var. Osmanlı vardı. Döneminde de öyle, yani Osmanlı 1800'lerde. Bence, yani para işlerinin kimde olduğu belli. Yahudilerde, işte Ermeniler daha usta zanaatkar. Yani bence bu İstanbul'u böyle büyülü, gizemli kılan yerlerin birisi de çok kültürlülüğüdür. Bakın, kozmopolitik kelimesi bizde çok sıcak karşılanmaz. Ama ben dünyanın gitgide demokrasinin ruhuna fatiha der gibi bir yere doğru gittiğini, inşallah insanların bu hırçınlıktan, bu sertlikten, bu faşizan eğilimlere meraklılıktan en kısa zamanda döneceğini, tekrar demokrasi dediğimiz insanın şu anda bana göre keşfedebildiği en iyi sistem. Her ne kadar kitapta yazanla pratikte uygulanan tam iyi olmasa da gelinen yer insanlığın bir iki mitima bu. Ama şunu söyleyeyim, kozmopolit kültürlere ihtiyacımız var. Bireyin, Atatürk'ün o aydınlık gelecek yazdığı, yani Atatürk'ün o bütün vasiyetnamesi diyelim buna, hepimize, Türk gençliğine de bıraktığı, düşündüğümüzde birey olarak çok hap gibi istiyorum. Biz şu anda bizi izleyenlere birey olarak Atatürk'ün izinde nasıl gidebiliriz? Ne yapacağız? Sabah kalktık, neyle başlayacağız? Ne yapacağız? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir dedi. O ilim kastıyla bence bilimi kastetti. Bilim. Bu da bilim dediğimizde çalışmak, emek koymak, didinmek ve yani bu kendi çağında, kendi ülkesini, İslam dünyasının kaç şey önüne koyan bu adama vereceğimiz vefa, minnet borcumuz, bu ülkeyi alıp teknolojide, bilimde, işte muasır medeniyet yol aldırmamız lazım.
Yani üniversitelerimizin, ben öğretim üyesiyim değil mi? İlk 500'ünün ilk 5'inde bir üniversitemizin adını geçmesi sisteme geldiniz. Lazım. Ben ondan bahsetmiyorum. Bireyden bahsediyorum. Yine sistemi anlatıyorsunuz. Yok. Onları bireyler yapıyor. Aziz Sancar birey. İşte bizim de öyle bilime, olmamız lazım. Evet. Atatürk'ümüze, yani bize evet, öyle bir şans verilmiş ki bu topraklarda 97 yıl evvel Cumhuriyet'in kuruluşunda böyle bir adam bu toprağa düşmüş. Bize bir şans bahşetmiş. İnsan olma, birey olma şansını. Ya bu bilim dediğinizde eğitim de buradan, ekonomi de buradan, şey de, askeriye de buradan. Her şey bunun altından üretiliyor. Bilim, bilim, bilim. Bilgiyle. Evet, lafın başını sözünü bilerek yaşayalım. Bilgi çağındayız artık. Minnetle. Evet, minnetle.